Futbolun şehirleri de bu hafta Trakya'nın incisi Tekirdağ'dayız. Tekirdağ hepimizin bildiği gibi köftesiyle meşhur ama sadece köfte yok burada. Tekirdağ'da kültürel tarihi pek çok zenginlik var, Mimar Sinan eserleri var ve tabii ki futbol var. Futbolda Tekirdağ Spor ve Ergen'in velimeşeyi sizlere enine boyuna tanıtacağız. Tekirdağ'daki ilk durağımız şu anda buranın en popüler noktalarından biri olan Rumeli İskelesi. Rumeli İskelesi'nde soğuk bir havada geziyoruz ama Tekirdağ eminim hepimizin içini ısıtacak. Hadi hep birlikte gezmeye başlayalım. Tekirdağ'da Namık Kemal evindeyiz. 1840'ta Tekirdağ'da doğmuş vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal ve onun anısına 1993 yılında da bu ev inşa edilmiş. Şimdi burayla ilgili bilgiyi Namık Kemal Derneği Başkanı Sayın Sezai Kurt'tan alacağız. Namık Kemal'in anısına yapılan bir ev ve Namık Kemal'in belki de hatırasını yaşatmak için. Evet, şimdi öncelikle hoş geldiniz diyorum. Vatan ve hürriyet şairimizin adına sembolik olarak yaptığımız bir ev burası. Ama maalesef kendi doğmuş olduğu evi hemen şurada gösterecek olursak, şurada bu evi biz koruyamamışız. Dolayısıyla 1993 yılında bu evi sivil toplum kuruluşlarının, valiliğin ve belediyenin teşebbüsleriyle, ama Mehmet Serez ağabeyimiz vardı, 90 yaşında geçen yıl vefat etti. Onun çok büyük emekleri var. Onun emekleriyle bu ev kurulmuş oldu. Neler var evin içinde? Şimdi şunu belirteyim. Namık Kemal'in dedesi Abdülhatip Paşa burada bir muhassıl. Yani Tekirdağ'ın gelirlerini toplayan, evet, vergilerini toplayan bir görevli. Şu anda şöyle diyebiliriz ki defterdar konumunda bir kişi. Dolayısıyla kızını çok seviyor. Kızını bir iç güveysi geleneği içerisinde evlendiriyor Mustafa Asım Bey'le. Ve Namık Kemal bu vesileyle Tekirdağ'da doğmuş oluyor 1840-21 aralığında. Evimiz tamamen Namık Kemal'in hatırasına düzenlediğimiz bir ev. Bu evde neler bulunuyor? Özellikle onu belirteyim. Gördüğünüz gibi bu salonumuza girişte ve bu salonumuzda tamamen Namık Kemal'e ait olan hatıralar. Namık Kemal'in aile fotoğrafları. Eserleri var. Eserleri, hakkında yazılmış olan kitapları, tamamen güzel bir arşivimiz var. Onu özellikle belirteyim. Evet. Yani burada Namık Kemal'in anısını, hatırasını hem topluma, hem gençlerimize, hem de gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Tabii burası aynı zamanda bir Tekirdağ evi konumunda, etnografik, evet, bir müze konumunda. Aynen. Burada belki en çok dikkatimizi çeken Namık Kemal ile Mustafa Kemal'in birbirlerine karşı atışmaları mı diyelim, mesajları mı diyelim. O zaten yıllardır Türk halkında unutamadığı sözler onlar. Evet, şunu özellikle belirteyim ki Namık Kemal vatan ve hürriyet şairimiz. Türk'ün bağrında, gönlünde vatan sevgisi yok muydu? Tabii ki bu sevgi, bu aşk vardı ama bunu kalemiyle yazan, çizen, şiirleriyle, makaleleriyle, yazılarıyla, romanlarıyla Namık Kemal oldu. Dolayısıyla bir de Osmanlı'nın gün batımı günleri dediğimiz, artık yavaş yavaş Osmanlı'nın çöküş günlerinde yaşayan bu insanlar. Dolayısıyla büyük bir ızdırap içindeler. Büyük bir ızdırap içindeler ama bir bakıma milli mücadelenin ilk kıvılcımlarını da bu insanlarda görüyoruz. Dolayısıyla Namık Kemal kendisinden sonraki birçok yazarı, devlet adamını ve büyük Atatürk'ümüzü, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ümüzü de etkileyen insanlardan bir tanesi. Kendisinin bu konuda bir sözü var. Aynen şunu diyor. Benim bedenimin babası Ali Rıza Efendi. Benim duygularımın babası Namık Kemal. Benim fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp'tir diyor. Yani böylesine ne yapıyor? Etkileniyor. Etkileniyor. O sözler de zaten duvarınızda var. Tabii. O ne sözlerde, demiş Namık Kemal? Vatanın bağrını düşman dayamış hançeriniz, hançerini yoğuymuş kurtaracak Bahtı Kara Mahderini.
Ama Atatürk de vatanın bağrına düşman dayılmış hançerini bulunur kurtaracak Bahtıkara Madeni diyerek Namık Kemal'in bu güzel misallarına cevap vermiştir. Evet, zaten ondan sonra da Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımını yakıp bağımsızlığımızı kazanmış. Namık Kemal'den etkilendiğini gerçekten biliyorduk ama bunu sizden duymak bir kez daha güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Biz geçtiğimiz günlerde de Kıbrıs çekimlerinde Malatya'da onun zindanındaydık. Bir kez daha buradan Namık Kemal'i anmış olalım. Gittiğimiz hemen hemen her şehirde bir Mimar Sinan eserini görmemiz mümkün. Tekirdağ'daki en önemli Mimar Sinan eseri ise şehrin merkezinde yer alan Rüstempaşa Camii. Burası 1554 yılında Sadrazam Rüstempaşa adına yaptırılmış bir cami. Aynı Edirne'deki eski camide olduğu gibi hemen caminin dış duvarlarında hat yazılarını görebiliyoruz. 5 sütunlu bir yapısı var. Tek şerefeli minaresiyle ve ceviz kapısıyla da tanınıyor. Mimar Sinan'ın her eserinde olduğu gibi baktığınız zaman bu camiye de büyüleniyorsunuz. Usta Mimar Sinan buraya da damgasını vurmuş diyorsunuz. Tekirdağ'da Etnografya Müzesi önemli tarihi eserleri içinde barındırıyor. Burada çok güzel eserler var. Hem Roma döneminden kalma hem milattan önce dönemden kalma pek çok eser bulunuyor Tekirdağ'daki Etnografya Müzesi'nde. İsterseniz şimdi hep birlikte gezelim, eserleri de birlikte inceleyelim. Tekirdağ'daki Etnografya Müzesi'nde milattan önceye ait bir eserin önündeyiz. Buradaki en önemli eserlerden biri aslında milattan önce 490 yılında yapıldığı düşünülüyor. Homeros'un İlyadası'nın 24. bölümünde Troya kralı Priyanos'un oğlu Hektor'un cenazesini kurtarması anlatılıyor bu çömleğin üstünde resmedilmiş şekilde. Sağda Troya'yı kuşatmakta olan Greklerin ünlü kahramanı Akşilius çadırında yatağında uzanmakta, yemeğini yeni bitirmiş durumda ve burada anlatılan da aslında Hektor'un cenazesini onun elinden alması ve kurtarması. Dediğim gibi buradaki en eski tarihli ve en güzel belki de eserlerden biri bu. Tekirdağ Etnografya Müzesi'ndeki en önemli eserlerden biri Ana Tanrıça heykeli. Milattan önce 4300 yılına ait olduğu sanılıyor. Ve baktığımız zaman
o dönemki estetik anlayışını da belki biraz yansıtması açısından çok önemli. Ana tanrıça heykeli bugün baktığınız zaman pek tanrıçaya benzetemeyebilirsiniz ama o dönemde işte bu şekilde yapılmış. Çatalhöyük'te de benzeri vardı aslında. O daha yeni döneme ait olmasına rağmen bu çok daha dikkat çekici. Tabii Tekirdağ denince akla ilk gelen şey Tekirdağ köftesi. Buradan geçenlerin, yolu Tekirdağ'a düşenlerin vazgeçemediği ve belki de sırf köfte yemek için bile yollarını Tekirdağ'dan geçirdiği bir lezzet Tekirdağ köftesi. Bu köftenin sırrını ve Tekirdağ'la ilgili diğer ürünlerin bilgilerini Hikmet Bey'den alacağız. Öncelikle şuradan başlayalım. Tekirdağ denince ilk akla gelen şey köfte. Nedir özelliği bu köftenizin? Öncelikle Tekirdağ'ımıza hoş geldiniz. Tekirdağ köftemizin özellikleri Tekirdağ'ın Trakya'nın hayvanlarından oluşmasıdır. Tekirdağ köftesinin içerisinde soğan, sarımsak, ekmek, kimyon, karabiber, tuz oluşturmaktadır. Bununla beraber bunun yanı sıra işte közlenmiş biberimiz var. Maydanozlu soğanımız var, domatesimiz var. Bununla beraber biz buranın yöresel Trakya'nın kendi hayvanlarından temin ettiğimizden dolayı bunun dananın döşünden, boynundan ve kolundan oluşmaktadır. Siyirli bir karışımı var ama bunun. Tabii bunun bir karışımı var. Biz bunu bir gün önceden soğan, sarımsak, ekmek, bayat ekmek oluşturmaktadır. Bunu ustalarımız çekiyor. Bir akşam dinlendikten sonra yarın sabah biz bunu tane 15 gram tane olarak çıkartıyoruz. Sonra da müşterimize servis yapıyoruz. Tabii Türkiye'nin her yerinde çok değişik ve özel köfteler var ama benim de en favori köftelerimden biri Tekirdağ köftesi. %100 dana eti sanıyorum. Tekirdağ köftemiz %100 dana etinden oluşmaktadır. Bunun içerisinde biz ortalama 200-250 kilo dana kullanıyoruz. Bunun içerisinde sığır eti yok. Sağda da dana etinden oluşmaktadır. Bunun özelliği de dananın kolundan ve ağırlıklı kaburgasından ve boynundan oluşmaktadır. Zaten lezzete de bu yansıyor ama baharat dengesi de çok önemli. Baharat dengesi de onunla beraber de sarımsak, soğan. Bizim yine burada kendi köy tarlalarımızda yetiştirdiğimiz sarımsağımız, soğanımız. Trakya kebabı diye bir şey var. Yani her şimdi bölgenin bu kebabı var. Daha doğrusu Tekirdağ kebabı. Bu Tekirdağ kebabı olarak bu ürünü biz kendimiz çıkardık. Bunun içerisinde %50 Trakya'nın kuzusundan, %50 de Trakya'nın danasından oluşmaktadır. Bunun içerisinde tuzdan başka hiçbir şey yok. Onun yanına beraber satır köftemiz var. Bu satır köftemiz de 250 gramdan oluşmaktadır. Bu da yine dananın tıraşından ve dananın kuzunun döşünden oluşmaktadır kendi beraber. Yanında da domatesimiz ve biberimiz var. Tabii bir de kendi imalatımız olan sucuk var burada. Kendi imalatımız olan sucuk var. Bu sucuk Batam sucuk olarak geçiyor. Şu anda bunun içerisinde %50 dana eti var, %50 de kuzu eti var. Bunun baharat karışımını biz kendimiz yapıyoruz. Bunu ortalama 15 gün olarak normal dinlendirdikten sonra ızgaraya servis yapıyoruz. Her şey çok lezzetli. Biraz sonra tadına bakacağız. Tabii salatalarımızla ve olmazsa olmazı sosuyla beraber köfte. Bizim tabii bu arada da bizim bu sosumuz var. İçerisinde bizim özel haşlarımız var. Bunu da köftemizin ve sucukların yanında bu baharat olarak, salça olarak veriyoruz. Gelelim Tekirdağ Spor'a. Tekirdağ Spor, futbol anlamında. Tekirdağ Spor... Nerede görmek isterseniz Tekirdağ Spor'un hangi ligde oynamasını arzu edersiniz? Tekirdağ Spor'umuzu başta Mülayim Başkanı olmak üzere bizim belediye başkanımız Cüneyt Başkanımız da destekliyor kendisi. Biz de destekliyoruz. Biz de firmamız olarak takımımız her zaman yanındayız. Takımımızı en iyi yerde görmek istiyoruz. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz bu röportaj ve özellikle bu köfteler için. Evet, afiyet olsun size de. Sağ olun. We'll be right back.
Tekirdağ Spor bu şehrin markası, vizyonu ama büyük şehrin bir takımı olması gereken yerde değil. Tekirdağ Spor'un en azından birincilikte olması lazım. Bütün Tekirdağlıların Tekirdağ Spor'a sahip çıkması lazım. Maalesef o ilgiyi Tekirdağ'dan göremiyoruz. Tekirdağ sporlu olarak üzülüyoruz. Tekirdağ Spor bizim aşkımız, tutkumuz, şehrimizin önemli bir markası. Şehrimizin renklerini taşıyan, onu diğer illerde de temsil eden şehrimizin kulübü. Tekirdağ Spor Başkanı Mülayim Kuru ile birlikteyiz. Tekirdağ Spor konuşacağız tabii. Bir dönem amatöre, süper amatöre kadar düşmüştü ama şimdi tekrar bir çıkışın içerisinde Tekirdağ Spor ve 3. Lig'de mücadele ediyor. Bu süreci öncelikle anlatmanızı rica edeceğim. Evet, geçen sene Tekirdağ Spor'umuz Bal Ligi'nden 3. Lig'e çıktık ve şu anda 3. Lig'de mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah bu sezonki hedefimiz tabii ki playoff'lara kalaraktan playoff'lara oynayıp tekrardan bir üst lige, ikinci lige çıkma hedefimiz vardır bu sene. Nasıl Tekirdağ'da futbola olan ilgi? Yani bu bölgede futbol çok seviliyor. Tekirdağ'da nasıl, uzun döneme baktığımız zaman nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki geçen sene örneğin şu arkamızda gördüğünüz stat, 7500 kişilik stat maçlarımızda doluyordu. Bal liginde olmamıza rağmen. Ama bu sene eğer seyirciyle oynamış olsaydık bu saha bize yetmeyecekti. Yani çok seviliyor futbol. Çok seviliyor. Her hafta bu arkamızdaki gördüğünüz tribünleri dolduracaktık ama biliyorsunuz pandemiden dolayı sadece 20 kişiyle, 20 ev sahibi, 20 karşı takımın seyircileriyle beraber veya sadece yöneticilerle beraber maçları izlemek zorunda maalesef kalıyoruz. Peki uzun dönemde Tekirdağ Spor'u siz nerede görmek istersiniz? Hedefiniz ne baktığımız zaman? Tabii ki uzun dönemde arzumuz tabii ki Süper Lig ama Süper Lig'den önce oralara gidebilmek için altyapı tesislerini kurmak istiyoruz. Burası yaklaşık 53 yıllık bir kulüp ama işte bir kulübemiz bile yok. Yani bir soyunma odamız bile, kulübün kendi bir tesisi yok. İnşallah biz ilçe başkanımız, Süleymanpaşa ilçe başkanımızla beraber bir çalışmalar yapıyoruz. Kısa bir zamanda bu sene içerisinde Tekirdağ'ımızda, Süleymanpaşa ilçemizde Tekirdağ Spor'umuza bir tesis kazandırmak istiyoruz. Orada işte altyapıların yetiştirileceği, gençlerimizin kalacağı ve bizim bu normal A takımımızın uyuyup kalabileceği veya misafirlerin kalabileceği bir tesisi inşa etmek istiyoruz. İnşallah bu sezon sonuna kadar bu hedefimize de ulaşırız. Bundan sonra sportif başarılara tabii ki yönleneceğiz. Tabii ikincilik, birincilik ve ondan sonra da Süper Lig'e doğru hedefimiz var. Bunu tabii ki hemen kısa bir dönemde olmaz. Buna bir zaman lazım, uzun bir koşu bu. O zaman biraz tabii ihmal edilen yılların da etkisi var bu altyapı tesislerinin kurulması. Siz en baştan başlamış oldunuz. Tabii ki şöyle arkamızda bir geçmiş olan bir 53 yıl var. 53 yılda şu anda 3. Lig'deyiz. Tabii ki 70'li yıllarda Tekirdağ yine bir 2. Lig'e kısa bir dönem bir dönem geçmiş ama ondan sonra 3. Lig'e düşmüş ve tekrar Bal hatta süper amatöre kadar inmiş. Ondan sonra tekrar yavaş yavaş yukarı çıktı. Şu anda 3. Lig'de inşallah önümüzdeki yıllarda hep birlikte daha güzel sıralarda göreceğiz Tekirdağ Spor'umuzu. Tabii şimdi şöyle stada baktığımız zaman güzel de bir zemin, güzel de bir stat var. Burası için gayet yeterli. Bu statta siz hangi takımı görmek istersiniz? Çocukluğumuzda biz Beşiktaş'ı tutuyorduk. Şimdi Tekirdağ Sporluyuz. Beşiktaş'ı isteriz tabii ki. Ama benim gönlüm hep bu isimler olmasın. Bak şimdi Alanya Spor var, ne kadar güzel. Tabii. Yukarıda oynuyor. Bunun gibi hep isimler değişsin. Yani bir harmoni olsun, renk olsun yani. Biz de umarız Tekirdağ Spor'da o isimlerden biri olur. İnşallah ileride birkaç sene sonra, 4-5 sene sonra Alanya Spor'un yanında Tekirdağ Spor'umuz da olur. Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray veya Trabzon olmaz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tekirdağ'a hoş geldiniz tekrar diyoruz. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
Tekirdağ Spor Teknik Direktörü Tevfik Saygılı ile birlikteyiz. Takım bu sene 3. ligde. Evet. Şehirde de biz gezdik, futbol çok seviliyor. Evet. Hedefler nedir hocam öncelikle? Öncelikle hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. Hedef Tekirdağ Spor daha önce de yani bundan 5 sene önce bir 3. ligde oynamışlığı var ama daha tarihine baktığınız zaman hakikaten çok köklü bir kulüp. Bugünkü Türkiye 1. liginde mücadele etmiş. Hatta biz çocukken bile idollerimizin olduğu bir kulüptü. Ben İstanbullu olmama rağmen bildiğim oyuncular vardı. Yani ilk olarak hedefimiz eğer olabiliyorsa bir playoff oynamak. Tabii ki çıkabiliyorsak çıkmak. Ama kulüp olarak bakıldığında bu ligde öncelikle kalıcı bir kulüp olup ondan sonra adım adım yukarıya çıkabilmek. Peki Tekirdağ'daki ilgi nasıl futbola? Burada gerçi pandemi dolayısıyla bu sezon seyirci gelmiyor ama bildiğim kadarıyla seyirci olduğu zaman tribünler hep doluyormuş. Şu gördüğünüz tribünlerin çok dolu olduğunu görürsünüz. Bir Kocaeli Spor maçı oynadık, 10.000 kişi vardı burada. İlgi var. Destek var mı? Bir destek var. Bizimle beraber olan insanlar var. Fakat yani biraz gitmek lazım, yavaş yavaş gitmek lazım. Burada kalıcı olmak lazım gerçekten. Çünkü önemli eksikler tesisti, sahaydı. Bazı şeyleri de tamamlayarak gitmek lazım ki ondan sonra devamı gelsin. Altyapıyı sorayım son olarak da. Tabii dedi ki yavaş yavaş gitmek lazım diye. Hı hı. O yavaş yavaş gitmek için de belki altyapıdan oyuncu gelmesi lazım. Yani burada hemen her grupta oynayacak takım ve oyuncular var. Ben daha öncesinden de biliyorum. Yani bir 11 yaş takımı bile vardı. Gidiyorduk, seyrediyorduk. Altyapıyı tabii ki düzenli şekilde hayata geçirmek lazım ama bu sene maalesef pandemiden dolayı çok bir şey yapamıyoruz. Ama altyapıdan bazı oyuncuları yukarı alabilir miyiz ona baktık. Tabii ki yani potansiyel var mı hocam bölgede? Potansiyelin olduğunu biliyorum. İsmini vermeyeyim, bazı kulüplerin tarama ekibi olan arkadaşlarımdan evet. Biliyorum. Daha 4-5 sene öncesinden buradan Edirne'den, Çorlu'dan, Kırklareli'nden hakikaten oyuncuları alıp başka yerlere götürdüler. Bir potansiyel var. O potansiyeli hayata geçirmek istiyoruz ama şu anda zor. Yani pandemi dolayısıyla evet. Yapmak zor. Ha, buralardaki en önemli eksik rekabet eksiği var. Onu düzenleyecek çalışmalar yapmak lazım. Özellikle altyapıyla ilgili söylüyorum. Başarılar diliyoruz hocam. Teşekkür Çok ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Tekirdağ'da tatlı denince akla ilk gelen tatlı tabii ki Hayrabolu tatlısı. Hayrabolu'dan çıkan ve tüm Trakya'ya yayılan bir ünü var. Hatta tüm Türkiye'ye yayılan bir ünü var ve bunu tadan bir daha vazgeçemiyor. Biz de Hayrabolu tatlısının sırlarını Mehmet Ata'dan öğreneceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Nasıl yapıyorsunuz? Oradan başlayalım. Yani şimdi Hayrabolu tatlısı tamamen Hayrabolu'nun susuz peynirden imal edilen bir tatlı çeşididir. Tamam mı? Yani tamamen Hayrabolu'ya özgü bir tatlı. İki çeşit görüyorum. Aslında hikayesi de şu galiba değil mi? İlk önce esas orijinali bu. Hani bunu ilk üreten kişi Peytat'ın sahibi Saim abi diye birisi hani. Evet. Bunlar ilk Hayrabolu'ya geldikleri zaman Hayrabolu'da bu Hayrabolu tatlısına başlıyorlar. Fakat hani tabii o zamanlar evde yapıyormuşlar hani. Ondan sonra tabii yetiştiremeyecek duruma gelince başlamışlar. Ondan sonra makinesi sisteme dönmüşler. Yani şu elle yapılan. Aynen, ismi de Kadı Göbeği'dir. Kadı o zamanlar ismi Kadı Göbeği'ymiş hani ilk ismi Kadı Göbeği olarak geçiyor. Hayrabolu özgü peynir tatlısı. Neden Kadı Göbeği? O zaman onlar Kadı Göbeği olarak koymuşlar. Hani vezir parmağı, hanım göbeği falan. Bu da Kadı Göbeği. Kadı Göbeği evet hani. Ama bunun elde yapıldığı belli. Tabii. Bu makine üretimi. Makinasyon üretim bu. Tamamen el yapımı üretim. Ama iç harcı aynı. İç harcı aynı ama tabii hani içine kullanılan malzeme el yapımında daha fazla. Malzemesi daha fazla. Daha fazla malzemesi. O zaman bunu tercih ediyorlar. Tabii şu anda hani eski bilen kişiler, eskiler hani bunu yapıyormuşlar. Bunu daha çok tercih ediyorlar eski bilenler. Her yerden, her bölgeden sipariş alınıyor tabii. Ben şu anda Isparta'ya da, Antalya'ya da gönderiyorum bunu. Ta Urfa'ya kadar gönderdiğim oldu yani. Allah'ım.
Evet. Elle yapılanı gerçekten çok lezzetli gibi duruyor. Büyük de. Evet. Ben her gittiğim yerde soruyorum. Bundan en fazla, tabii şu anda pandemi açık değilsiniz. Sadece paket servis yapıyorsunuz ama burada oturup yediği zaman insanlar, siz burada en fazla kaç tane yiyen gördünüz? Bunu mu? Evet. Bundan fazla yiyen olmaz hani. Bunu en fazla yiyecek olan iki tane yiyebilir. Çünkü üçüncüyü yiyemez. Yiyemez. Aa, çok yedir hani. Ama şundan mesela bundan 3-4 tane yiyen gördüm yani. Ben zannettim böyle onlar 15'lere çıkıyor. Yok yok, 15'e çıkamazsın ki. Yani o kadar sana ağır gelir. Sonuçta şeker koymasanız sokaradaysan. O kadar şekerli. Evet. Şunu soracağım bir de. Futbol tabii. Tekirdağ. Evet. Tekirdağ Spor'la ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya, Tekirdağ Spor şu anda iyi gibi. Belediyemizin, belediye başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'in destekleriyle bayağı iyi bir duruma geldi. Nerede görmek istersiniz Tekirdağ Spor'u? Herhalde ki herkes çok iyi yerde görmek ister. En azından bir başkanımız destekleri sürece birinci adayı çıksın yani bizim bir şeyimiz. Peki çok teşekkür ederiz. Şimdi, biz teşekkür ederiz. Şeye de bakacağız. Tabii. Tadına da bakacağız. Tabii efendim. Tekirdağ'da Süleyman Paşa Belediye Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel'le birlikteyiz ve o meşhur iskeledeyiz öncelikle. Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İskele çok güzel, Tekirdağ da güzel. İskeleyle başlayalım isterseniz. Nereden çıktı bu iskeleyi buraya yapmak? Yani şöyleydi, bu iskele yıllardır atıl durumdaydı, çok kötüydü. Burası eskiden Tekirdağ'da yük bindiride kullanılıyormuş. Burada bir kaza olayından sonra burada indir bindir iptal oldu. Yaklaşık 15 yılı yakın belki de atıl durumda duruyordu. Sonra burayı biz komple elimize aldık. Tek tek her şeyiyle kendimize uğraştık. Çok da güzel bir seyir alanı oldu. Park alanı oldu. Evet. Kafeteryalar oldu. İnsanlar özellikle pandemiden önce çok da güzeldi. Ama pandemiyle birlikte tabii bir yanda şehir de boşaldı. Burası da boşaldı. Peki biz tabii bir futbolu soracağım ama öncelikle belediyeler için şunu hep soruyorum ben. Herkes için spor imkanları sizin bölgenize hangi aşamada, bunun için hangi imkanlar sağlanıyor? Şimdi biz bu yıl içerisinde şehirde 28 tane büyük spor tesisi yapıyoruz. Allah nasip ederse bu yıl içerisinde bunların hepsini de tamamladığımızda şehirde ciddi anlamda sportif alanların genişlediği bir alan şehir olacağız. Bir de Spor Bakanlığımızın büyük yatırımları var. Kapalı evet. Spor salonları var, büyük top sahaları var. O yüzden Süleymanpaşa önümüzdeki yıllarda sporda ismini çok duyuran ilçelerden biri olacak. Tekirdağ da illerden biri olacak diyebilirim yani. Var mı öyle bir kulüp? Var. Tekirdağ sporumuz var. Süleymanpaşa spor kulübümüz de var. Belediyemizin de spor kulübü var. Amatör sporları mı destekliyor? Hemen hemen bütün dallarda oyuncularımız var. Sporcularımız var. 1500'e yakın Süleymanpaşa Belediyesi'nin şu anda kayıtlı çocuk var. Bu konuyla ilgili eğitim alıyorlar. Birçok branşta üstelik alıyorlar. Şöyle sporla birlikte ancak gençleri bazı şeylerden kurtarabiliriz. Biz buna inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuda çok ciddi anlamda emekleri var. Biz onun yolundan ilerlemeye çalışıyoruz. Buranın bir avantajı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop buranın milletvekilidir. O da çok spora sever. Çocuklarla ilgili ciddi projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili bizi destekliyor. Peki Tekirdağ Spor tabii herkesin burada ortak sevdası. Evet. Tekirdağ Spor'u daha üst liglerde görmek istiyor musunuz? Bunun için ne yapmak gerekiyor? Şimdi şöyle biz Bal Ligi'ndeydik. Evet. Göreve geldiğimizde Tekirdağ Spor tamamıyla Süleymanpaşa Belediyesi bu konuya el attı. İlk önce beraber çalıştığımız bir kardeşimizi, başkanımızı oraya başkan olarak seçildi. Ondan sonra da üçüncüyle geçirdik. İnşallah iddialıyız da iyi de gidiyoruz. Ama bu pandemiyle birlikte bizim futbolcularımıza da biraz sorunlar yaşandı. Bütün Türkiye'de yaşandığı gibi biz buna etkilendik. Bu yıl aslında belki ikinci lige çıkabilir miydik? Öyle de bir şey yapabilirdik. Aslında iddiamız da vardı ama maalesef bu süreç bizi de etkiledi. Ama önümüzdeki yıllarda bence Tekirdağ Spor çok daha kendini hissettirecek bir duruma geliyor. Burada şöyle bir durum var.
Sadece belediyeler değil, vatandaşın topyekun bu konuyla ilgili şehir takımlarına sahip çıkması gerekiyor. Yani spor elbette gençlerimiz için önemli ama bir de şehrin tanıtımıyla alakalı. İşte siz de bugün geldiniz. Niçin? Yani buradaki spor kulüplerini hem tanıyalım hem de şehri tanıyalım istediniz. Tabii. Dolayısıyla şehrin tanıtımıyla alakalı da bu konuda çok önemli bir faktör. Biz burada sadece şeyden dertliyiz biraz. Yani büyük şehirde bu konuda biraz el atmış olsaydı şehrin kulüplerine. Belimeşimiz var mesela, aynı, o da çok güzel. Büyükşehir Belediyesi bu konuda biraz pasif kaldı. Kalmasaydı biz çok daha iddialı olabilirdik. Yani topyekun bir hamle yapabilirdik Tekirdağ ile ilgili. Birkaç takım daha çıkartabilirdik Tekirdağ Spor gibi. Biraz bu konuda sıkıntımız var ama onu da aşacağız Allah izin verirse. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Gönlünüzden geçen yer neresi Tekirdağ Spor için? Elbette. Yani ben Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Trabzon'da, Beşiktaş'la maç yapan bir Tekirdağ Spor olsa muazzam bir olay. Keşke bunun biz belki 2025 sonrasındaki hedeflerimiz içerisinde koyabiliriz. Çünkü biz Allah nasip ederse artık alttan kendi çocuklarımızı yetiştirerek takıma getiriyoruz. Tesislerle ilgili çalışmalarımız var. Onu da herhalde Şubat veya Mart ayında temelini atmış olacağız. Tekirdağ Spor tesisleriyle ilgili. Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yıl içerisinde Galatasaray Tekirdağ Spor maçını izleyeceğiz diye düşünüyorum. Yani. Tabii amatör sporlara yapılan yatırımlar bizim için çok değerli. Özellikle benim için çok değerli. Kız çocuklarının spora başlatılması da çok değerli. Bunun için ayrıca ben teşekkür edeyim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler röportajı. Çok sağ olun. Sağ olun. Tekirdağ'dan Şarköy'e giderken eski bir Rum köyü Uçmakdere. Hem tarihi Rum evleriyle hem doğal güzelliğiyle biliniyor ama belki Türkiye'de buranın bilinmesinin en önemli sebebi burada yapılan yamaç paraşütü. Evet, Türkiye'deki en önemli yamaç paraşütü noktalarından biri Uçmakdere. Aynı zamanda çok güzel de kamp alanları var. O nedenle İstanbul'a da yakın olması dolayısıyla çok tercih ediliyor. Hem bu spor yapmaya gelenler için hem de kamp severler için tercih edilen bölge. Doğal güzellikse görüyorsunuz muhteşem. Hem yüksek dağlar, o dağların ardında çok güzel plajlar var aşağıda ve köyün içerisinde de tarihi Rum evleriyle birlikte bu güzellik tamamlanıyor. Şarköy'de Horaf Feneri'nin önündeyiz. Burası tam 159 yıllık Sultan Abdülmecit'in talimatıyla yaptırılmış bir yer ve o dönem tamamen üzerindeki demir plakalar Fransa'dan getirtilmiş ve Fransızlar yapmış burayı. Burayı yaparken kaynak kullanmamışlar, tamamen vidalama yöntemiyle yapılmış 20 metre uzunluğunda bir fener. Denizden yüksekliği ise tam 50 metre buranın. 159 yıldır aralıksız olarak buradan geçen gemilere yardımcı oluyor Hora Deniz Feneri. Tabii eskiden ilk başta gaz lambasıyla ışık verirken şimdi elektrikle çalışıyor. Şu an biraz bakımsız halde ama bu bölgedeki en önemli tarihsel yapılardan biri olarak dikkat çekiyor. Demirden yapılması vasıtasıyla da gerçekten görüntüsü de mükemmel. Dediğim gibi biraz bakım gerekiyor.
Tekirdağ'da Şarköy'deyiz şimdi de. Şarköy en önemli turistik merkezlerden biri, en önemli sahil merkezlerinden biri aslında. 70'li 80'li yıllarda çok daha popüler olsa da günümüzde de yine aynı güzelliğini, aynı popülerliğini koruyor diyebiliriz aslında burası için. Çok uzun, geniş bir kumsalı var. Tam arkamda duran Deniz Kızı heykeli bu sahile ayrı bir güzellik katıyor. Tabii Kopenhag'da ilk olarak belki de Deniz Kızı heykelleri gözükmeye başladı. Ülkemizde de birkaç yerde var. Şarköy'de de buna rastladık. Dediğim gibi yazın buraların havası belki de çok daha farklı oluyordur. Biz kışın geldik. Şu anda bayağı bir soğuk var. Ama Şarköy her şeye rağmen çok güzel. Yazın gelirseniz eminim daha da güzel olacaktır. Ergene Veli Meşe Spor ikincilik beyaz grupta mücadele ediyor. Ergene'nin bir mahalle, bir semt takımı aslında Ergene Veli Meşe Spor. Afyon Spor gibi, Kocaeli Spor gibi, Sarıyer gibi köklü kulüplerle aynı grupta mücadele ediyor. Ve bir mahalle takımı olarak şu anda çok başarılı bir performans gösteriyor. Biz de Ergene Veli Meşe Spor'un sırrı nedir, takımdaki son durum nedir bunu araştırmak için Ergene'ye geldik. Ergene Veli Meşe Spor, Tekirdağ bağlı Ergene ilçesinde bir mahalle aslında burası, Veli Meşe Mahallesi. Ama ikincilik beyaz grupta mücadele ediyorlar, pek çok köklü takımla birlikte. Bu işin sırrı nedir? Özgür Hoca'ya soracağız onu. Siz 5 yıldır buradasınız. Evet. Amatörden ikincilik beyaz gruba kadar gelen bir takımın hikayesi var burada. Evet, ve doğru. Çok da küçük bir yer burası aslında. Nasıl başardınız bunu? Şimdi burasının nüfusu yaklaşık 10 bin. Ergene ilçesinin mahallesi. Biz göreve geldiğimizde 2013-2014 sezonuydu. Takımımız süper amatörde oynuyordu. O sene şampiyon olduk. Bölgesel amatöre çıkmak için playoff maçı oynadık. Orada da rakibimizi yendik. Bölgesel amatöre çıktık. Üçüncü senenin sonunda bölgesel amatörde şampiyon olarak tekrar üçüncü lige çıktık. Sonrasında ikinci senesinde üçüncü ligin tekrar şampiyon olarak ikinci lige çıktık. Yani 2014 yılında bir süper amatördeydik, 2019 yılında ikinci lige yükselmiş olduk. Bu çıkışta daha da gidecek gibi duruyor. İnşallah. Tabii bu yıl özellikle bütün kulüpler için evet, zor geçiyor maddi ve manevi anlamda. Şimdi bizim burada tabii küçük bir mahalle, futbola ilgi fazla. Şimdi etrafımızda sanayi çok fazla ama sanayinin bize maddi anlamda fazla desteği olmadı. Belediye başkanımız var, Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel. O bu kulüpte futbol oynamıştı, başkanlık yaptı. Onun öncülüğünde biz bu harekete başladık. Gelen yönetim, kulüp başkanları, işte gelen teknik kadro ve oyuncuların özverili çalışması, birbirine güvenmeleriyle 5 yıl gibi kısa sürede amatörden ikinci lige kadar yükseldik. Tabii bunun yanında tesisleşme de belediye sayesinde oldu. Yani İkinci ligin üzerinde futbol takımının oyuncularını konaklayacağı, iyi antrenmanlar yapacağı tesislere sahip. Bu da çok önemli değil mi? Yani bu seviyede bir kulübün böylesine güzel tesislere sahip olması oyuncuların da motivasyonunu arttırıyor. Tabii ki. Baktığımız zaman pek çok ikincilik kulübünde, üçüncülik kulübünde ne yazık ki göremiyoruz böyle tesisleri. Bu bile oyuncuların belki burayı tercih etmesine sebep oluyor. Tabii. Yani oyuncuların kaldığı tesislerin yanında maç sahası burada, antrenman sahası burada. Yani tesiste her türlü imkanlar var. Yani diğer kulüplerde olmayan kendine ait fitness salonundan tut, saunasından tut. Her şey mevcut bu tesislerde.
Onlar da başarıyı tabii ki, tabii ki yani, etkiliyor. Tabii ki etkiliyor. Tabii şu anda seyircisiyle oynuyorsunuz ama seyirci oynadığı zaman maça ilgiler nasıl? Çünkü küçük bir yer dedik burası. Şimdi küçük yer. Çerkezköy ilçesi 10 kilometre. Çorlu ilçesi 10 kilometre. Kendi takımımızın olduğu Ergene ilçesi var. Buradan gelen taraftarlarla ortalama 1500 kişi seyirciye oynuyoruz. Siz buranın kendi yetiştirdiği yerlisiniz. Yerlisiyim. O da büyük etki ediyor. Burasının çocuğuyuz. Benim teknik kadrom zaten ya birlikte oynadığımız oyuncular, oyuncudan yani şu an antrenörlük yapıyoruz. Ya da benim futbolcumdu. Futbolu bıraktı. Teknik kadroya dahil ettik. İşte burada herkes birbirini tanıdığından, güvendiğinden ya işte bize destek verildi. Buralara kadar geldik. İnşallah bundan sonra da yukarıları zorlayacağız. Hocam altyapıdan oyuncu geliyor mu? Altyapı durumu nasıl kulüpte? Şimdi altyapı oyuncularımız var. Biz geçen sene bir 3-4 yıl A takımda oynattığımız oyuncular vardı. Bu bölgenin oyuncuları. İki tane oyuncuyu sezon başı Tuzla Spor'a verdik. Onat Kutay Kut, Baran Işık, Muhammed Raşit Yöndem. Onu da Bol Spor'a verdik. Bunlar da tabii bu sıkıntılı dönemde kulübümüze bonservis bedeli anlamında katkı sağlayarak bir üst lige transferlerini yapmış oldular. Yine altyapıdan oyuncularımız var 3-4 tane. Tabii ki bunlar 17-18 yaşında. Önümüzdeki dönemlerde şu an bazen faydalanıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde hem kendisine hem kulübe maddi anlamda destek sağlayacaktır tabii ki. Peki çok teşekkür ederiz. Başarılar devam ediyoruz. Sağ olun. Bal Ligi'nde şampiyon olduklarında geldim. Buraya 3. ligde başlamıştım. O sezon çok iyi geçmemişti açıkçası. Yani ligi yeni tanıma, ufak tefek yani bölgesel amatörden çıkış vardı orada. Biraz sıkıntılar vardı açıkçası ama ondan sonra o lige alıştık. 2. senemizde bir şampiyonluk yaşadık. Çok güzel bir kadroya sahiptik. Güzel bir şampiyonluk yaşadık. Geçen sene 2. ligde çok güzel işler yaptık. Playoff'u kovalayan bir takımdık ama pandemiden dolayı diyelim şanssızlıklar oldu. Ligi orta sıralarda bitirdik geçen sene. Daha böyle mütevazi, daha az miktarda para harcanıp bir takım kuruldu bu sene. Yani hedefler doğrultusunda tabii ki de hedefimiz bu sene biraz doğrucu olmak gerekirse ligde kalmak. Veli Meşe biliyorsunuz zaten. Gerçekten hiç beklenmedik işler yaptı. Dediğiniz gibi bölgesel amatör ligden 3. lige, 3'ten 2'ye. 2'de de iyi işler yapıyoruz. Yani 2. ligde kalıcı, ondan sonra da PTT diye düşünüyorum yani. Veli Meşe sporumuz yıllardır oynadığı liglere ağırlığını koymuş. Oynadığı her ligde sürekli şampiyonluk için oynamış bir takımdır. Biz Veli Meşe sporumuzu taraftar olarak her zaman desteklemişiktir. Veli Meşe spor dediğim gibi şampiyonluğa oynamıştır ve hep etkili olmuştur yani. Şimdi bu sene pandemi dolayısıyla ve geçen sene giden birçok oyuncumuz dolayısıyla biraz düşüş yaşamış olabiliriz. Ama tabii ki bu kesinlikle seneye çıkışa geçeceğine hepimiz eminiz yani. Biz her zaman Veli Meşe sporumuzu bu konuda destekliyoruz ve inanıyoruz yani. Ben 84 üyesiyim. Biz yıllardır buralara getirmek için bu kulübü dünya kadar mücadele ettik. Yani bizim kulübümüze maalesef destek yoktur. Biz büyüklerimizden destek bekliyoruz. Maalesef sanayi bölgesi olduğu halde biz bu takıma sponsor bulamıyoruz. Ve çok zor şartlarda arkadaşlar bu takımı buralara getirdiler. Ve biz hocalar da kendi çocuklarımız, kendi öğrencilerimiz, eski topçularımız. Yani bu şartlarda bu kadar olur. Bu sene düşüşümüz var. Ama gelecek yıllarda umut vaat ediyoruz. Yani çok profesyonel tesiste kulüplerde böyle bir tesis yoktur. Her şeyimiz dört dörtlük. Bütün gelen topçular buradan memnun olarak ayrılıyor. Ama gel gelelim. Bizde çok büyük sıkıntılar, maddi sıkıntılar. Trakya bölgesi Veli Meşe Spor'u çok sever. Bütün
Stat genelde Trakya'nın her yerinden insan gelir burada. Edirne'ye kadar, Çorlu'dan, Çerkezköy'den bütün spor severler buraya şeye gelir. Her maçları seyretmek için şu Covid-19 davasına herkes gelemiyor ama ondan önce burada stat gelen seyircileri almadı. Onları da gördük biz burada. Veli Meşe Spor Kulübü yaklaşık 5 yıl önce bir çıkışa geçti. 5 yıl önce bir taraftar grubumuz vardı. Bu taraftar grubu kurulduktan sonra ve yöneticilerimizin de belediye başkanı olsun, diğer yöneticilerimizin olsun özveriyle çalışmasıyla birlikte Bal Ligi'nden 3. lige çıktık. 3. lige çıktıktan sonra bizim tabii stadımız falan yetersizdi. Ondan sonra yöneticilerimiz ve belediye başkanımız burada bir tesis yaptıktan sonra daha da büyümeye geçti takım. Yani bir yıl 3. ligde kaldıktan sonra kendi evimize geldik. Kendi evimizden sonra 2 senede bir zaten şampiyonluğumuz oldu. 2. lige çıktık. Biz takıma her zaman güvendik. Taraftarımızla, yöneticilerimizle, insanlarımızla. Yani Veli Meşe şöyle söyleyebilirim. Yani ufak şehrin büyük takımı. Yani nüfus olarak belki rakip takımların taraftar sayısı kadar bir nüfusa sahip olabiliriz ama bu nüfusla ya da parayla olan bir şey değil. İnanarak, düzgün işler yapılarak olan bir şeyler bunlar. Veli Meşe Spor çocukluğumuzun aşkı diyebilirim. Tekirdağ'da Süleyman Paşa heykelinin önündeyiz. Süleyman Paşa Osmanlı'nın ikinci hükümdarı Orhan Bey'in oğlu ve Rumeli'yi Osmanlı topraklarına, Türk topraklarına katan komutan olarak biliniyor. Tüm Rumeli'yi Osmanlı topraklarına katıyor ve buraya geçen, Rumeli'ye geçen ilk Türk komutan. Tekirdağ meydanında da tabii ki onun heykeli var. Böylece biz de zaten Tekirdağ bölümümüzün sonuna geliyoruz. Dolu dolu bir bölüm oldu. Tekirdağ tüm yönleriyle sizlere tanıtmaya çalıştık. Köftesiyle, peynir helvasıyla, tatlısıyla, buradaki futbol aşkıyla Tekirdağ bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.